İzleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Bugün bizim kamuoyunda pek olmayan üç tane size önemli haberden söz edeceğim. Bir tanesi biraz var tabii, bu Macron'un seçimleri kaybetmiş olması. Ama daha önemli iki tane büyük haber var. Onlardan sizi haberdar edeceğim. Şimdi Ukrayna'da Rusya'nın ilerliyor olmuş olması ve aslında bir anlamda Rusya'nın bir askeri zafer kazanmış olması sebebiyle bu kazanımı Amerika dünya kamuoyuna bu bir kazanım değildir, bu bir kayıptır gibisinden anlatmak için yeni hamleler yapıyorlar. İşte bu hamlelerin başında önemli ölçüde Ukrayna'ya hala güçlü silahlar veriyorlar. Ancak bu silahların hemen hemen tamamı daha cepheye varmadan veya çok azı cepheye varabiliyor. Cepheye varmadan Ruslar tarafından imha ediliyor. Dünden Lavrov şöyle bir açıklama yaptı. Amerika Rusya'yı Amerikan kurallarıyla idare edilsin, Amerikan kurallarına boyun eğsin diye Ukrayna'ya silah veriyor dedi. Yani Ukrayna'nın kaybedilmesi aslında esas itibariyle en önemli ölçüde siyasal sonuçlar doğurmaya başladı. Yani askeri sonuç, yani sahanın içerisinde alınan sonuçlar siyasi sonuçlar doğurmaya başladı ve dünya kamuoyunda artık medya savaşını kazanarak gidiyordu Batı. O medya savaşını da kaybetmeye başladı. Dolayısıyla buna karşı Washington Post'tan şöyle bir manşet çıkmış dün. Ben biraz geç öğrendim ama hala tazeliğini koruyor. Rusya'nın zaferini zafer olarak dünyaya kabul ettirmememiz gerekir şeklinde bir manşet atmışlar. Dolayısıyla biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi sahada kazanılan şeyi, kazanımları, bunlar bir kazanım değil, biz bunları geri alacağız şeklinde. Hatta bunu Ukrayna da çokça ifade ediyor. Hatta Kırım'ı da geri alacağız vesaire falan filan. Ancak bunların altı boş olan şeyler. Bu arada tabii bunu anlatan işte bir Washington Post'ta bir haber çıktı. Bu söylediğim yönde bunu biz Rusya'nın zaferiyle övünemeyiz vesaire gibisinden. İkincisi NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı ve bu savaş bir yıl sürecek diye sanki savaşın ne kadar süreceğini veya sürmeyeceğini kendisi tayin ediyormuş gibi. Dolayısıyla biz Ukrayna'ya silah vermeye, ağır silahlar vermeye devam edeceğiz şeklinde ifadede bulundu. Öte yandan İngiltere Genelkurmay Başkanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace birer açıklama yaparak Rusya ile savaşa hazırlanmamız gerekir diyerekten biz hazırlığımızı yapıyoruz şeklinde İngiltere'den bir açıklama geldi. Yani sahada elde edilmiş bir sonuca karşılık Batı bir takım çıkışlar yapmaya başladı. Bunların içerisinde Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı daha doğrusu Ursula von der Leyen şey dedi, Ukrayna Avrupa için ölüyor, ölmeye hazır. Onun için Avrupa'yı ve Moldova'yı, bakın dikkatinizi çekerim, Moldova'yı şeyin içerisine almamız lazım. Avrupa Birliği'ne almamız gerekir diyerekten bir açıklama yaptı. Ama bu açıklamaların ötesinde ben size bugün daha önemli bir haber daha vermek durumundayım. O da şu. Şimdi izleyicilerimiz belki bilemeyebilir veya biraz dünya haritasına aşina olanlar muhakkak biliyorlardır. Şimdi Kaliningrad diye bir yer var. Bu Kaliningrad Rusya topraklarına dair, Rusya devletinin kendisinin toprakları. Şimdi bu topraklar yalnız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şöyle bir toprak olarak kalmış. Litvanya ile Polonya arasında ve Rus topraklarıyla arasında bir mesafe var. Dolayısıyla bu topraklara topraktan ulaşabilmek için Litvanya'dan giderekten veya Polonya'dan giderekten Kaliningrad'a varmak gerekiyor. Veya
bu ikisinden de vazgeçip Baltık Denizi'nden, denizden irtibatını yapmak gerekiyor. Tabii denizden irtibat yapmakla tren yoluyla irtibat yapma arasında önemli bir fark var. Dolayısıyla Litvanya tabii Amerika'dan aldığı talimatlar gereğince, veya NATO'dan aldığı talimatlar gereğince, çünkü o Litvanya, Estonya ve Etonya bunların hepsi NATO'ya bağlı ülkeler ve tren yollarını kapatmışlar. Yani Rusya'ya girip çıkış, giriş çıkış yapan tren yollarını kapatmışlar. Dolayısıyla Rusya deniz üzerinden geliyor. Benim anladığım kadarıyla Batı şöyle bir yola gidiyor. Şimdi Rusya'nın kazanımlarını azaltmak veya geriye çevirmek için masaya yeniden Kaliningrad tartışması açarak veyahut da Kaliningrad'ı da sorun haline getirerek Rusya ile başka bir yoldan karşı karşıya gelmek veya en azından Polonya ve Litvanya'yı ve eğer mümkün olabilirse Moldova'yı savaşa dahil ederek Rusya'ya karşı olan cepheyi daha fazla genişletme çabası içerisine girdikleri bir momentteler, bir dönemdeler, bir süreçteler diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunu sağlamaya çalışıyorlar. Yani hazmedebilmiş değiller. Yani Ukrayna'daki Batı dünyasına karşı. Aslında bu Ukrayna-Rusya savaşı değil. Bu tamamen Batı'yla, Batı kolektifiyle Rusya arasındaki bir savaş ve hala da öyle devam ediyor. Ancak tabii Batı kendi aleyhine işliyor. Ve hatta hatırlarsanız bundan 2-3 gün önce Petersburg'da yapılan ekonomik toplantısında Putin şöyle bir cümle kullandı. O cümle bunları çok rahatsız etti. Amerikan hegemonyası bitmiştir. Amerikan doları çok büyük darbe yemiştir vesaire filan gibisinden. Hem ekonomik hem siyasi hem güce dayalı mekanizmalarla ilgili yaptığı açıklamalar Batı'da bence büyük yankılar duymuş, görmüş diye düşünüyorum. Haberlerden bir başka birisi de Amerika'nın biliyorsunuz Venezuela'ya ambargo uyguluyor. Hatta Venezuela'daki resmi Maduro hükümetini, seçimle gelmiş olan hükümeti tanımıyor. Hiç seçimde oy almamış veya seçime dahi girmemiş olan muhalefetini o devletin başkanı olarak kabul ediyordu. Ve dolayısıyla da Venezuela kendi petrolünü işlemekte. Çünkü daha önce orada ExxonMobil vardı. ExxonMobil oradan çıkınca oraları harap ederek çıktı. Ve Venezuela kendi petrolünü kendisi çıkaramıyordu. Sonradan Rusya oraya gidip yardım etti. Ve ancak oradaki mevcut rezervlerin %15'ini Rusya vasıtasıyla çıkarıyorlardı. Şimdi Amerika petrol fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı Amerika'da meydana gelen enflasyondan çok bunaldığı için ambargo uygulamasına rağmen, hatta Venezuela devletini kabul etmemesine rağmen Venezuela'nın petrol satışına ve petrolü engellemesine oradaki gemiler çekti, savaş gemilerini. Oradan şimdi Venezuela petrol satıyor. Artı bunun aynısı hala ambargolar falan duruyor olmasına rağmen İran petrol piyasasına girdi. Bu da iyi bir haber olarak düşünüyorum. Çünkü petrol 120 dolardan hatta 123 dolardan 110 dolara kadar düştü. Bugünkü fiyatlarını bilmiyorum bugün ne oldu. Ama İran petrolünün ve Venezuela petrolünün devreye girmiş olması aslında bence çok önemli bir şey. Şimdi biraz önce sözlerime başlarken Ukrayna'da Batı'nın yenilgisinin, Amerika'nın yenilgisinin, Batı dünyasının yenilgisinin birçok sonuçları çıkmaya başladı. Daha önceki söyleşimizde söylemiştim. Estonya'da hükümet düştü, Bulgaristan'da hükümet düştü. Efendime söyleyeyim, şimdi de Fransa'da Macron dün yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu kaybetti. Yani kanun çıkarma yetkisini elinden almış oldular. Fransa'da da çok büyük bir istikrarsızlık çıktı. Esas itibariyle bu Ukrayna ve Batı yenilgisinin sonuçlarını İngiltere'de de görüyoruz. İngiltere'de Muhafazakar Parti Boris Johnson'a verdiği yetkide, daha doğrusu güven oyunda oylama yapılmıştı bundan bir hafta önce ve 211'e 148 idi.
Yani muhaliflerin, muhafazakar parti içerisinde Boris Johnson muhalifleri 148, ötekiler ise 211'di. Şimdilik idare ediyor ama dün itibariyle İngiltere yönetiminin içerisinde Boris Johnson'ın önemli danışmanlarından birisi Boris Johnson yalan söylüyor diyerekten istifa etti. Bu türlü bir gelişmeler bunlar tamamen yurt dışından olan gelişmeler ama şimdi bu gelişmelerin anlatmamın nedeni her şeye rağmen bu Ukrayna Savaşı'nın bütün dünyayı ve bütün dünya ekonomisini, siyasetini, askeriyesini, her şeysini belirliyor. Dün itibariyle Çin'den yapılan bir açıklama geldi. Rusya'ya her türlü desteği, Ukrayna'da her türlü desteği, yedek parça, bilhassa uçakların yedek parçasıyla ilgili herhalde uçak yedek parçaları Çin'den geliyormuş. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz diye desteklerini yeniden açıkladılar. Bir tane haber de iç politikadan vermeye bakalım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de borçlar bizim esas enflasyonumuzun esas ana nedeni borçlarımızdır. Daha doğrusu olmayan paraları borç diye verildi bankalardan, banka kredisi diye verildi veya kaydi para olarak basıldı veya kredi para, kaydi para veya işte buna İngilizcesi fiat currency diyorlar. Bu olmayan paraları kredi olarak verilmesi ve bunların tekrar yeniden gerçek paraya, gerçek değere dönüştürülmesi için bu enflasyonları yaşıyoruz. Bu bizim borçlarımızın, acil borçların ödenmesi gereken, bu yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar 182 milyar dolar, 50 milyar dolar cari açık. Yani aldığımızla sattığımız arasında her ay aşağı yukarı 5 milyarla 10 milyar dolar arasında açık veriyoruz. Daha doğrusu bir başka şeyle söylersek dış satım yaparak fakirleşiyoruz. Dış satım bizi zenginleştirmiyor. Sadece belli üst kesimdeki zenginlerin, daha doğrusu elde ettiğimiz bütün geliri oraya gitmesine, daha yukarı kesimlere gitmesini sağlıyor. Ayrıyeten de aldıklarımızla sattıklarımız arasına baktığımız zaman aşağı yukarı 10 milyar liraya yakın bazı aylarda farklar oluyor. Bir başka önemli şey, ana paramız 485 milyar dolar görünüyor borcumuz ama varlık fonundaki borçlarımızın ne olduğu belli olmaması dolayısıyla, çünkü orası denetim yapamıyor, yani açık değil. Oradan hiçbir açıklama yapamıyor. Türkiye bütçesi kadar orada da bir bütçemiz var. Oradaki borçlarımızın ne olduğu belli değil. Dolayısıyla bu borçların hepsini topladığınız zaman biz dış borç tedarik edemezsek enflasyonumuzu düşürmemizin imkanı yok görünüyor diyelim ve bugünkü söyleşimizi bitirelim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.